Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bazen böyle ara ara sizler için güzel örgü modelleri paylaşacağım. Bugün yapacağımız model şu şekilde. Şöyle bağlamalı lastik modeli arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde. Bakın örneğimizin altındaki lastiğimiz. Evet arkadaşlar, şöyle bakın. Şu boyutta biz örnek amaçlı başlayacağız. Şimdi bakın arkadaşlar, ipimi tam ortadan geçiriyorum. Şu baş parmağımdaki ipten alıp bu şekilde ilk ilmeğimi kuruyorum. Ben bu şekilde yapıyorum. Siz bildiğiniz tarzda yapabilirsiniz. Bakın 3 oldu. Tekrar bakın, baş parmağımdaki ipten sonra işaret parmağımdaki ipten geçerek bu şekilde ilmekler hazırlıyoruz alt sıramız için. 5 tane ilmeğimiz oldu. Şimdi bunu aynı şekilde arkadaşlar, bu örnek 4 4 her bağlama için 4 ilmeğimiz gidiyor. 4 4 devam ederek şöyle 20 tane falan bir ilmek kuralım arkadaşlar. Örnek amaçlı olduğu için. Evet, şimdi şöyle ters tarafına çeviriyoruz modelimizi. Dizdik ilmeklerimizi de bu şekilde. Şimdi bakın arkadaşlar, ilk ilmeğimizi her zaman şu şekilde boş alıp hiç örmüyorum arkadaşlar ve ikinci ilmeğimi de, bu düz sayılıyor, ikinci ilmeğimi tersten başlıyorum. Bakın örmediğimiz için düz, ters, bir ters, bir düz olarak bu şekilde örerek başa kadar çıkacağız. Şimdi bu tarafı ters sayılıyor. İlmek kurarken bu tarafı düz sayılıyor. Ama biz ikinci sırada bir ters bir düz olarak bu şekilde modelimizi kurmuş oluyoruz. Şimdi tersimizi aldık. Sıra düzde. Hemen bu şekilde. Herkesin arkadaşlar farklı farklı örme tarzları vardır bu şekilde. Ben alttan alıp şu şekilde, bakın bu şekilde alttan alıp üstten alıyorum. Ve tersi de bu şekilde alttan alıyorum. Evet. 20 ilmeğimizi bu şekilde bir ters bir düz olarak ikinci sıramızı yapıyoruz. Şöyle ters, şöyle düz, ters, düz, ters ve düz. Burada arkadaşlar ne sık ne gevşek, orta karar örülürse en güzeli o oluyor. Yine sıra terste ve ters olarak bitirdik. Bakın bu şekilde şöyle göstereyim. İlk sıramızı kurduk. Yani bir ters bir düz olarak kurduk. Şimdi örneğin asıl kurma işlemine geçiyoruz arkadaşlar. Yani bağlama kısmına. Bakın şimdi burası önemli arkadaşlar. Esas önemli noktalar örneğe kurma ve bağlama işinde. Yine demin olduğu gibi sadece ters tarafından ilk ilmeği örüp düz tarafında sadece boş alıyorum. Bunu boş aldık. Şimdi ben bir tane de yanına, düzün yanına bir tane de ters alıyorum. Evet, bir düz bir ters, tekrar bir düz, tekrar ters ve düz. Başında da söylemiştim, 4 ilmekten oluşan bir model arkadaşlar. Şu baştaki götürdüğümüz çubuğu saymayalım. Ters ilmek de hemen onun yanı. Şu için 3 tane düz, ters ve düz ilmek önemli. Bu 3 ilmek bizim bağlama noktamızı kuracağımız ilmeğimiz. Şimdi arkadaşlar bu 3 ilmeği ördük ya, bu şişe boş olarak geçireceğiz. İpimizi öne alalım, arkada kalmayacak. Şimdi bakın, bu aldığımız ilmeği hemen soldaki şişime
Üçünü de geçiriyorum. Düzü geçirdim, tersi geçirdim ve bu şekilde düzü geçirdim. Şimdi şu şekilde ittirelim. Hemen bakın, buradaki ipimi alıp şöyle elimizle de veya şişimizle de çekebiliriz. 3 tane ilmeğim ipimin bakın arasından geçti bu şekilde. Şimdi bunları tekrar boş olarak sağdaki şişime geçiriyorum. 2 ve 3. Evet. Birinci bağlamamızı bu şekilde yaptık bakın arkadaşlar. Şimdi tersi ördüm. Bir ters ördüm. Bir düz, bir ters ve bir düz. Bu şekilde. Hiç bilmeyen için anlatıyorum arkadaşlar. Bakın. Tersi ördüm. Burada 4 ilmek geçerli. Tersi ördüm. Arada götürdüğüm. Bu da bir düz, bir ters, bir düz. 4 tanesini ördüm. Şu ip her zaman ön tarafta. Ve bunları arkadaşlar ördüğüm ilmekleri düzü geçirdim. Tersi geçirdim. Ve tekrar bu şekilde düzü geçirdim. Ters bakın şişimde, sağdaki şişimde kalıyor. Sadece 3 tane. Şöyle öbür ipimin ucuyla bu 3 ilmeğin önünden geçiyorum. Bakın ipim yine bağladım. Buradaki ipim. Net gözüksün diye arkadaşlar tüylü oluyor biliyorsunuz alize ipler. O yüzden bu ipi tercih ettim. İnşallah net faydalı bir görüntü oluyordur. 3 tanesini bu şekilde geçirdim ipimi. Şimdi tekrar bakın bu sağdaki şişime boş olarak geçireceğim. 1, 2 ve 3. Üçünü de geçirdim bakın. Bağlamamız burada. Hemen bu ipi tekrar öne alıyorum. Tersi örüyorum. Düzü örüyorum. Ve bu şekilde bakın. Bu ters aradaki. Tersi örüyorum. Düzü örüyorum. Toplamda 4 tane ilmek ördüm. Bakın bu şekilde. Bunlar önemli. Düz önemli. Ters ve düz. Bunlar ipi bağladığımız noktalar. Tekrar ipimi öne alıp bu 3 tanesini şişimden bu tarafa aktarıyorum. Yani soldaki şişimi aktarıyorum. Ve 3 ilmeği geçirdim. Hemen bu ipimi alıp soldaki şişimin ucundan geçiriyorum. Şu şekilde. Üçünü bağladım. Burada yine tersimiz boşta kaldı. Yine aynı şekilde bakın arkadaşlar. Şöyle sola, pardon, sağa geçiriyorum soldan. Bu şekilde. Yine bağlamış oldum. İpimi öne alıyorum. Ve ters örüyorum. Düz örüyorum. Ters örüyorum. Ve düz örüyorum. 4 tane ilmeğimi ördüm. Bakın bu şekilde 4 ilmeğimi ördüm. Şimdi bu 4 ilmeği birini boş bırakıp 3'ü yani bizim asıl bağladığımız bu düz, ters ve düz. Bu 3'ü bizim bağlayacağımız ipler. Evet şimdi soldaki bakın bu şişe bu şekilde düz olarak geçiriyorum. İlmeğimi geçirdim. Şöyle tersinde geçirdim ve düzü de geçirdim. Bu şekilde üçünü de geçirdim. Şimdi bakın ipimi alıyorum. Şöyle aradan soldaki şişimin ucundan geçirdim. Tekrar yine bunları 3 tanesini düzü, tersi ve düzü. Bu 3 tanesini yine geçirdim. Yine bakın bu şekilde şimdi bağlayacağım 3 tane ilmeğim kaldı. Bağlayacağım ilmek olmadığı için bunları bir ters, bir düz ve bir ters olarak örüyorum. 3 ilmeği bir ters, bir düz, bir ters olarak bu şekilde bağladım. Evet, bu ilk sıramız. İlk sıramızı bu şekilde kurduk. İnşallah anlaşılır bir şekilde anlattım arkadaşlar. Çünkü ben videolarda izlediğim zaman pek bir şeyi anlayamadım. Tabii hepsini izleyemedim de birkaç tanesini. Bu şekilde şimdi ikinci sıraya aynı. Ters düz olarak devam edeceğiz. Şimdi ikinci sıramızda hiçbir artistlik hareket yok. Düzü düz, tersi ters örerek devam ediyorum. Bir tanesini boşalıyorum. Bu ters ilmeğim olduğu için bunu ters örüyorum. Düz,
ters, düz, ters, bir ters bir düz olarak sırayı bitirdik. Şu şekilde ikinci sıra için döndük arkadaşlar düz yüzüne ve buradan hemen ilmeğimi boş alıyorum. Yanındaki ilmeğimi de ters alıyorum. Evet, bu bağlama yaptığımız yere geldik şimdi arkadaşlar. Bakın, buradan aynı şekilde yine düz ve ters. Şimdi bu baştan 4 ilmeği bu şekilde aldık. Şimdi burası önemli arkadaşlar, bakın. Şimdi bu üçüncü düzümüz vardı ya, düz aldığımız ilmek. Bu, sonra yanına bir tane ters. Bak, üçüncü düz, onun yanındaki ters, birinci düz. Öbür yuvada yaptığımız birinci düzü. Şimdi bakın, bu ara kısma yapacağız. Bu iki tane bağlamanın arasına bir tane bağlama yapacağız. Bakın, şu şekilde ortasından bağlama gidecek. Burada bağlama var. Burada da bağlama var. İkisinin arasına buraya bağlama yapacağız. Şimdi arkadaşlar bakın, yine geçiriyorum 3 ilmeğimi hemen soldaki şişime. Geçirdim. Hemen soldaki şişime geçirdim. Bak, sondaki 3. düz, aradaki ters, 1. düz. Hemen bakın, ipimi alıyorum. Şöyle soldaki ipimin üzerinden geçiriyorum. Yine sağdaki ilmeğe aynı şekilde 3 ilmeği sağa transfer ediyorum. Şimdi yine örmeye başlayacağız. Bakın arkadaşlar, bu aradaki bizim tersimiz. Tamam. Bu da 3. düzümüz. 3. düzümüz, bu aradaki tersimiz ve 1. düzümüz. Yine 3'ünü aldık. Şimdi bu 3'ünü yine bakın, bu tarafı soldaki şişimden geçirip sola transfer edeceğim bu 3 ilmeği. Bu 1, bu ters olan ve bu da düz olan ilmek. Hepsini sola transfer ettim. Şöyle ilmeğimi alıp bakın, soldaki ipimin hemen soldaki şişimin üzerinden geçirdim. Bu ilmekleri, bu 3 ilmeği, düz ilmeği, ters ilmeği, düz ilmeği sağdaki şişime transfer ettim. Yine aradaki tersi ördüm. Bakın. Şimdi bu 3 ilmeği bağlama kuracağız. Bu düzü örüyorum. Tersi örüyorum. Tekrar düzü örüyorum. Evet, şimdi bakın, bu 3 ilmeği hemen sol şişime düzü geçirdim. Tersi geçirdim ve düzü geçirdim. Bu 3 ilmeğin 3'ünü de sol şişime bu şekilde geçirdim. Hemen bakın, şişimle ipimi tutuyorum ve şişimin üzerinden geçirip buraya bir bağlama yapıyorum. Şimdi bunu tekrar hiç örmeden aynı şekilde geri sağ şişime geçiriyorum. Geçirdim bakın bu şekilde. Yine tersi ters ördüm. Düzü düz ördüm. Tersi ters ördüm. Ve düzü düz ördüm. Bu 3 ilmeği yine düz, ters ve düz olarak sola geçirdim. Ve ipi tutuyorum. Şişimden geçiriyorum. Bu şekilde. Ve arkadaşlar yine aynı şekilde boş olarak sağ şişime bunları aktarıyorum. Bakın, bunu da ters olduğu için ters olarak örüyorum. Bakın, bu şekilde. Gördünüz mü arkadaşlar? İnşallah net bir çekim oluyordur. Şöyle anlatayım. Kameraya çarptım. Şimdi bakın, burada bağlama var. Bakın, burada bağlama var. Burada da bağlama var. İki bağlamanın arasına bunun üçüncüsünün, bunun da birincisinin düzlerini alarak buraya bir tane bağlama yaptım. İkinci sıra bu şekilde arkadaşlar. Ben biraz zaten anlamakta zorlandığım bu ikinci sıraydı. Ya dikkatli dinlemediğimden dolayı. Şöyle yavaş yavaş
daha anlaşılır bir dilde, daha anlaşılır bir tarifle sizlere tarif etmek istedim. Biliyorsunuz arka tarafta hiçbir hareket yok. Sadece bir ters, bir düz olarak bu şekilde öreceğiz. Şöyle ipimi bakın. Hemen bura ters olduğu için düz oluyor tersinden. Şöyle ipimi boş alıyorum arkadaşlar. Bakın. Boş aldım ipimi. Şimdi bunu ters olarak örüyorum. Düzler ters, tersler düz biliyorsunuz arka tarafın tam tersine. Şimdi bu düzümü ters olarak düzü düz, tersi ters. Bu şekilde ikinci sıra yani arka sıra pardon arkadaşlar. Tersi ters bu düz mesela. Bu ters gelmiş ipten gözükür. Şöyle ters. Ters gelen tarafları ters, düz gelen taraflarını düz olarak arka tarafı bu şekilde bir ters bir düz olarak başa kadar örüyoruz. Evet arkadaşlar, arka tarafını bitirdik. Şimdi ilk sırada ne yaptıysak bakın bu ilk sırada ne yaptıysak aynısını bu sırada yapacağız. Şöyle bakın yani buraya üçüncü bağlamamız olacak. İlkini her zamanki gibi boş alıyorum ve yanına da bu şekilde bir tane ters yapıyorum. İlk önce de bu şekilde başlamıştık arkadaşlar. Şimdi düz ördüm. Ters ördüm. Ve düz ördüm. Yine aynı ilk sistemki gibi yapacağız. Şimdi bunu bakın geçiriyorum. Soldaki şişime geçiriyorum. Hemen soldaki şişime 3. Bakın 2 tane ilmek başta kaldı. Bunu aldım. Buraya geçirdim. Yine boş olarak sağdaki şişime düzü, tersi ve düzü geçirdim. Bakın buraya bağlama işlemini yaptık. Bu modeli arkadaşlar ben çok seviyorum. İnşallah siz de sever ve her gelin yeleklerinde uygularsınız veya kendiniz giyebilirsiniz. Tersimi ördüm. Düzümü ördüm. Tersimi ördüm ve düzümü ördüm. 4 tane ilmek. Bakın bu şekilde 4 ilmek ördüm bağlamadan sonra. 4 ilmeği ördüm. Bu üçünü düzü bakın. Şöyle şişe geçirdim. Tersimi geçirdim ve düzümü geçirdim. Tersim kaldı. Bu 3 ilmeği geçirdim. Bu ipi alıp şişimin üzerinden bırakıyorum. Yine boş olarak 3'ü geç 1 düzü geçirdim, tersi geçirdim. Tersi geçirdim. Bu şekilde. Şimdi yine 4 tane ilmek öreceğim. Tersi ördüm. Düzü ördüm. Tersi ördüm ve düzü ördüm. Bu şekilde. 3 tane ilmeği ördüm. Şöyle bakın arkadaşlar. Geçirdim buraya. Tersi de geçirdim. Düzü de geçirdim. 3 tane ilmeği geçirdim. Yine haroşemiz, tersimiz burada başta ördüğümüz onu bırakıyoruz ara olarak. Bu üçünden ilmeği geçirdim. Bağlamalı lastiğimiz bu oluyor arkadaşlar. Hemen boş geçiriyorum. Bakın. Sola geçir. Sonra sağa geçir. Sonra arkadaşlar 4 tane ters düz ters düz olarak bu şekilde ilmek öreceğiz. Düzü ördüm. Tersi ördüm. Ve düzü ördüm. Çok güzel yapımı da arkadaşlar. Anlayınca örmesi de kolay oluyor. Hani tekrar tekrar deneyin. İkişer üçer defa dinleyin videoyu. Anlamadığınız takdirde yine yorumlara yazın. Bu şekilde bakın ipi alıp arttım aradan. Yine 1, 2 ve 3. Evet. Tersi ördüm. Düzü ördüm. Ters. Geriye kalan bağlama olmadığı için 3 ilmekle bağlanmayacağı için 4 lazım arkadaşlar. Onları ters düz olarak örüyorum. Evet. Bu şekilde arkadaşlar devam edecek. Çok güzel, çok hoş oldu. İnşallah bu şekilde kameraya da net bir şekilde yansıyordur bakın. Bağlamalarımızın yerleri.
Modelim bu şekilde arkadaşlar devam ediyor. Siz de emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.